Sizin yöneticileriniz sizi idare ettiğini söylediğiniz, özellikle tekrar tekrar vurgulayarak söylüyorum ki bazıları anlamıyor galiba. Sizin Rableriniz şu tek kar tanesini dahi indirebilecek bir güçte değilken, o kar tanesini tekrar geriye gönderebilecek güçte dahi değilken, nasıl olur da bu insanlara bu kadar güveniyorsunuz ve bu insanların yolunun batıl yolda olduğunu gördüğünüz halde, çünkü bu insanlar Kur'an'la size hükmetmiyorlar. Bu insanlar Allah'ın razı olduğu sistemle size hükmetmiyorlar. Bu halde olduğunu bildiğiniz halde nasıl olur da kendi nefsinizde işte bir zaman gelir şöyle olur, bir zaman gelir böyle olur diye biliyorsunuz. Sizler demek ki Allah subhanahu ve teala'nın gücüne de kanunlarına da inanmamış insanlarsınız. Allah kendi kitabının dışında bütün hükmedilen devletlerde, bütün hükmedilen rejimlerde huzurun olmayacağını, bozukluğun olacağını ve o toplulukların kesinlikle felaha erişmeyeceğini söylemesine rağmen sizler kendi kafanızda ben Allah'tan daha iyi bilirim. Allah subhanahu böyle diyebilir ama dur bir gör, bir zaman bir gelsin, 2023 gelsin, 2030 gelsin, 2040 gelsin. Bak göreceksin toplum düzelecek, bak göreceksin toplumun sorunları çözülecek, bak göreceksin şunlar olacak, bak göreceksin bunlar olacak. Allah'tan kork. Ne yere hükmedebilir bu insanlar seni yöneten insanlar, ne de göğe hükmedebilir bu seni yöneten insanlar. Bunlar kendi durumlarında, kendi evlerindeki eşleriyle dahi sorunlarını çözemeyen, çoğu zaman çocuklarına dahi söz geçiremeyen insanlarken nasıl olur da bu kadar toprak parçasında bir şeyleri düzeltebilecek güç olduğunu onlarda inanırsınız. Allah subhanahu ve teala bütün her şeye hükmediyor. Bütün her şey onun elinde ise o zaman teslim olunması gereken, itaat edilmesi gereken tek Rab odur. Ona biz itaat edersek sorunlarımızı çözmesini ondan isteriz ve bütün her şeye hükmeden o olduğundan dolayı da sorunlarımız Allah'ın dilemesiyle çözülür. Yoksa bu zavallı insanlarla biz sorunlarımızı çözemeyiz. Çünkü bu insanlar kendi sorunlarını da çözemeyen, zavallı olan, ucuz olan insanlardır. Ben bir Müslümandan başkası değilim. Ben kendimi Allah subhanahu ve teala'nın dinine adamaya çalışan, onun razılığı için mücadele etmeye çalışan bir insandan başkası değilim. Ben elimden geleni yapıyorum ki Rabbim izin verdiği sürece de yapacağım. Bundan dolayı da ben bu toplumun kesinlikle ve kesinlikle Allah subhanahu ve teala'nın dinine, Allah subhanahu ve teala'ya koşmasını, Allah subhanahu ve teala'dan başka hiçbir otoriteyi tanımamasını istiyorum. Allah'ı kabul etmeyen, Allah'ı reddeden, Allah'ı istemeyen bu rejimi kesinlikle hayatının dışarısına çıkartmasını ve daha sonra da Allah subhanahu ve teala'nın ondan ne istediğini öğrenmek için Kur'an'a sarılmasını istiyorum. Bunu yapan insanlar kendisi için iyilik yapmıştır. Kendisine yatırım yapmıştır. Ve yaptığı yatırım Allah subhanahu ve teala'ya şirk koşmadığı sürece elbette Allah subhanahu ve teala katında bulacağı bir yatırımdır. Ve Allah subhanahu ve teala kendisi için çalışan insanlara yardım edecektir. Allah kendi dinine yardım edenlere yardım edeceğini kitabında belirtmiş ve onların ayaklarını da sağlam kılacağından bahsetmiştir. Biz de Rabbimize Allah'ın dinine yardım edeceğimizi söyleyip Allah subhanahu ve teala'dan başka dost kabul etmeyeceğimizi, Allah subhanahu ve teala'ya iman edip ve bütün tağutları reddedeceğimizi söz verip Allah'ın dinine yönelip Allah'a teslim olalım. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.